Ana arı bilindiği gibi arı ailesinin en önemli bireyidir. Her kovanda bir tane bulunur. Arı ailesinin düzenli gelişimi için ana arının iyi yumurtlama özelliğine sahip olması gerekir. Ana arının yaşı ve hücreden çıkış aralığı yumurtlama gücünü etkiler. Ana arının iri ve genç, en çok 2 yaşında olması gerekir. Bu nedenle günümüzde ana arı üretim teknikleri geliştirilmiş, kolay ve yaygın uygulama alanı gerçekleştirilmiştir. Doğal yolla ana arı üretimi yönteminde arıların üreme içgüdülerinden yararlanılır. Oğul mevsiminde anasız bırakılan kovanlarda bol miktarda ana arı hücresi geliştirilir. Arılar tarafından doğal olarak geliştirilen bu ana arı hücreleri kesilip ayrılır, tek tek kafeslenir ya da yapılan bölmelerle anasız kovanlara verilerek ana arı üretilir. Burada dikkat edilecek nokta, yaşlı larvalardan üretilen küçük ve kalitesiz ana arıların ayıklanıp yok edilmesidir. Yapay yolla ana arı üretimine gelince, ticari amaçla yapılan bu üretimde bol ve kaliteli arı yetiştiriliyor. Bu uygulama için 8 ila 10 mm çapında ana arı hücre kalıpları hazırlanıyor. Saf bal mumundan yapılmış ana arı hücreleri çerçevelere monte edilmiş çıtalar üzerine diziliyor. Bu hücrelere bir günlük larvalar naklediliyor. Larva nakledilen bu çerçeveler özel olarak hazırlanan üretim kovanlarına veriliyor. Larva naklinden 10 gün sonra arılar tarafından kabul edilerek geliştirilen ve kapanmış ana arı hücreleri kafeslere ya da çiftleştirme kovanlarına, yani ruşetlere veriliyor. Kafeslerde çıkan ana arılar 5 gün içinde çiftleştirme kovanlarına verilir. Uzun süre kafeste kalan ana arıların çiftleşme isteklerini yitirip kısır kalabileceklerini de bu arada unutmamak gerekir. Yapay yolla ana arı üretiminde kullanılan kovanların özelliklerine de dikkat edilmelidir. Dalasık kovanlar hızlı çoğalan, hırçın olmayan ve bal verimi yüksek kovanlardan seçilir. Bunların ana arıları yumurta ve larva kaynağını oluşturur. Damızlık ana arı, iki ana arı ızgarası arasında kabartılmış bir petekle hapsedilir. Böylece ana arının 24 saat bu peteğe yumurtlaması sağlanır. Sonra petek dışa alınır ve 3 gün sonra bir günlük larvalar transfere hazır olur. Alınan petek yerine başka bir petek verilir. Başlangıç kovanları, oğul kutusu ve ana arısız kovan olmak üzere 2 biçimde uygulanır. Oğul kutusu için 5 çerçevelik ruşet kovan kullanılır. Oğul kutusu içerisine 3 kilograma kadar genç işçi arı, 2 adet ballı, 1 adet polenli petek konur. Oğul kutusunun uçuş deliği yoktur. Kovan altında havalandırmayı sağlayan ızgara bulunur. Kovan serin ve karanlık yerde tutulur. İki çerçeve üzerine monte edilen yaklaşık 90 adet ana arı hücresine larva nakli yapılır ve bunlar oğul kutusuna verilir. Başlangıç kovanı olarak ana arısız kovan sistemi uygulanacaksa oğul verme isteği fazla, İki katlı, güçlü kovanlar seçilir. Kovanın anası alınır, tek kata indirilir. Bu katta 2 adet ballı, 2 adet polenli, 2 adet kapalı yavrulu ve 1 adet açık yavrulu petek kalacak şekilde düzenleme yapılır. Öbür peteklerin arısı silkelenir ve petekler başka kovanlara dağıtılır. Üç gün sonra açık yavrulu ve polenli petekler arasına 30 ila 45 adet hücreye larva nakli yapılmış çerçeve verilir.
Başlangıç kovanına verilen bu çerçeve 24 ila 48 saat sonra alınır ve bitirme kovanına verilir. Larva nakli 4 günde bir yapılır. Kovan sürekli olarak şurupla beslenir. Başlangıç kovanlarına her hafta genç arı ya da kapalı yavrulu petek takviyesi yapılmalıdır. Başlangıç kovanları 20 gün süreyle ana arı üretiminde kullanılır ve sonra yeni bir ana arı verilir. Bitirme kovanları ana arısı alınan güçlü kovanlardan düzenlenir. Bu, haftada bir kapalı yavrusu çıkan boş peteklerin alınması ve yerine kapalı yavrulu peteklerin verilmesi şeklinde yapılır. Başlangıç kovanlarında 24 ila 48 saat kalmış olan larva nakledilmiş çerçeveler buradan alınarak bitirme kovanına yerleştirilir. Larva naklinin yapılmasından sonraki 10. günde ana arı hücreleri çiftleştirme kovanlarına dağıtılır. Çiftleştirme kovanları çok değişik tipte olabiliyor. Bu kovanlara az miktarda işçi arı konur. Destek kovanlarından alınarak bunlara verilen peteklerde yumurta ve açık larva bulunmamalı. Çıkmak üzere olan kapalı yavru olmalıdır. Arıların ihtiyacı olan bal ya da şurup koymayı da bu arada unutmamak gerekiyor. Hazırlanan çiftleşme kovanına 10. gündeki ana arı hücresi petek üzerindeki kapalı yavruların hemen orta üst kısmına tutturularak verilir. Daha sonra kovanın uçuş deliği kapatılır, serin bir yerde 24 ila 48 saat bekletilir. Sürenin sonunda bu kovanlar arazide her biri değişik yönlere bakacak şekilde dağıtılarak uçuş delikleri açılır. 2 gün sonra hücrelerinden çıkan sağlıklı ana arılar 7 gün içinde çiftleşme uçuşuna çıkarlar. Daha sonraki hafta yumurtlamaya başlarlar. Başlangıç, bitirme ve çiftleştirme kovanlarına genç arı, açık veya kapalı yavrulu petek gibi materyal sağlayan kovanlara da destek kovanları diyoruz. Bu arada şunları da anımsatmakta yarar var. Larva nakli sıcaklığı 23 ila 25 derece ve nemi de %50 ila 80 olan aydınlık odalarda yapılmalıdır. Arazi şartlarına uygun yer yoksa bir otomobil içinde de nakil işlemi yapılabilir. Larvaları doğrudan güneş ışığı etkisinde bırakmamak gerekir. Kuruma ve üşüme olmaması için larva nakli yapılmış çerçeveler çok çabuk üretim kovanlarına verilmelidir. Bu amaçla çerçevelerin ıslak bir bezle örtülerek taşınmasında yarar var. Çiftleşme alanlarında çiftleşip yumurtlamaya başlayan ana arılar birkaç gün içerisinde satışa sunulur. Satış için plastikten yapılmış birbirine geçmeli, altında ve üstünde havalandırma ızgarası bulunan küçük kafesler kullanılır. Kafese ana arıyla birlikte 8 ila 10 adet genç işçi arı ve yemlik bölgesine 9'da 1 oranında bal ve pudra şekerinden yapılmış kek konur. Ana arıların doğrudan güneş ışığına bırakılmadan satılması gerekiyor. Bu şekilde hazırlanan satış kafesleri gölge ve serin ortamda taşınma koşuluyla 3 günlük uzaklıklara fire vermeden taşınabilir. Şimdi kısaca arı sütünün oluşumu ve üretiminden söz etmek istiyoruz. Arı sütü, kovanda iç hizmeti gören genç işçi arılar tarafından oluşturulur. Dış hizmeti yapan tarlacı arılar tarafından kovana taşınan nektar, iç hizmet arıları tarafından bala dönüştürülerek hücrelerde toplanır. Kovana nektarla birlikte protein, vitamin ve mineral maddelerce zengin olan polen de taşınır.
İç hizmet arıları bu besin maddelerini alarak vücutlarında değişikliğe uğratıp kana geçirirler. Kana geçen bu maddeler ana arı besin maddesi olarak ana arı hücrelerine salgılanır. İşte bu arı sütüdür. Bu iç hizmet arıları doğal yolla bala arı sütü de karıştırırlar. Doğal ana arı üretiminin baharda yapılacağı unutulmamalı. Bahar balı ya da oğul balı dediğimiz bu balda %1 ila %3 oranında arı sütü vardır. Çok değerli bir baldır bu. Değerli üreticilerimiz, arı sütü aşılamayla ve doğal yolla olmak üzere iki şekilde üretilebilir. Doğal yolla üretimde bol genç işçi arılı güçlü bir koloni yoğun yemlemeye tabi tutulur. Daha sonra ana arısı alınır. Kovana her gün 1 ila 2 adet yumurtalı ve 1 günlük larvalı çerçeve bir başka kovandan aktarılarak verilir. İla 3 gün içerisinde ana arı hücresi oluşur. Hücreler arı sütüyle doludur. 48 ila 60 saatte bir verilen çerçeveler geri alınır. Yerine yine yumurtalı ve bir günlük larvalı çerçeveler verilir. Mevsimine göre 20 ila 30 gün süreyle bu işleme devam edilir. Ana arı hücreli çerçevelerdeki arı sütleri tahta çubukla hasat edilir. Doğal üretim tekniğiyle bu kovanda yılda 20 ila 25 gram arı sütü elde etmeniz mümkündür. Aşılama yoluyla arı sütü üretiminde ise özel çerçevelere yerleştirilen 8 ila 10 milimetre çapındaki hücrelere günlük larva transfer edilir. Daha sonra bunlar anası alınmış güçlü kovanlara verilir. Kovan yoğun yemlemeye tabi tutulur. Günlük larva verilişinden 48 ila 60 saat sonra çerçeveler alınır. Yerine yeni hazırlanmış çerçeveler verilir. Hasat doğal yolla üretimde olduğu gibidir. Arı sütü önce süt rengi ve kıvamındadır. Zamanla pelteleşerek rengi kemik rengine dönüşür. Kendine özgü bir koku ve yakıcı, ekşi bir tada sahiptir. Suda çok iyi erir. Arı sütü çevre sıcaklığından, ışıktan, taşıyıcı metal kap ve metal kaşıklardan, havanın oksijen ve neminden etkilenir ve bozulur. O nedenle hasattan hemen sonra 0 ila 5 derece sıcaklıklarda ama en iyisi -5 derecede saklamaya almaktır. Arı sütü saf ve taze balla karıştırılmış veya vakum altında suyu uçurularak piyasaya veriliyor. Renkli şişeler içerisinde buzdolabında 6 ay süreyle saklanabiliyor. Sağlık aşısı ya da gençlik aşısı diye nitelenen arı sütü çok değerli bir besindir. Sağlık açısından yararları klinik gözlemlerle saptanmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse, belleği güçlendiriyor, eksik ve yanlış beslenmenin yol açtığı belirtileri yok ediyor. Mide ve bağırsak ülseri, astım, bronşit ve tüberküloz hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Karaciğer deformasyonunu önleme özelliği bulunuyor.